Evet, Dümen Dibi'nde inşaatçı Hüsamettin abimizle tanıştım. Biraz konuştuk evle ilgili, çaylarını içtik. Şimdi zaten onların yeri de köyün çıkışında bir yerde inşaat yapıyordu. Fiyat almaya çalıştım ama her şey inşaatçı gibi, o da ortalama konuştu. Uzun lafın kısası, şimdi Dümen Dibi'nden Kalemköy'e kadar bir video çekip kendimize bir hatıra yapalım. Güzel bir köy. Hakikaten güzel bir köy ama tabi herkes kendi köyünün güzel olduğunu iddia ediyor. Güzel, hakikaten güzel. Hakkını yemeyelim. Yüksek. Havası güzel. Hafif yaylamsı. Denizi görmekten bahsediyorlar ama gene söylüyorum. Bu yoldan yani 21 kilometre en az denize gidilecek. Yol yapıldığında belki daha keyifli olacaktır ama 21 kilometre de az bir yol değil yani. Her gün 21 kilometre denize gireceğim diye git gel, günlük 42. Yarçurt 50. Ulan 50 kilometre yolu biz İstanbul'da yapmadığımız için 20 sene evvel kaçtık yani. Ne 20 senesi ya? 2000'de kaçtı ya, 20 sene olmuş. Ben 2000'de mi kaçtım onu hatırlıyorum. 92'de kaçtım ya. 30 sene evvel kaçmışım ben. Orman varken, daha tertemiz hava varken şehirde yaşayanlar gerçekten Allah yardım etsin. Bazı çoğunluk mecburiyetten yaşıyor ama gerek yok. Bak, şansımıza da güneşe karşı gidiyoruz gene ya. Bu batış yönü ise, yani battığına göre batı böyle. Biz şu an batı yönüne mi gidiyoruz yani? Bizim köy hangi cephede kalıyor? Kuzeye mi bakıyor köy? Bilmiyorum ki. Yol icabı böyle gidiyor olabiliriz ama şurada bir hemen bir mola verip bir mola, bir küçük bir çekim yapalım. Batı yönünde. Köy de batı yönünde olduğuna göre, yani daha doğrusu aynı durumda durduğuna göre köy batı cepheli. Güney neresi bu durumda? Böyle batı oluyorsa solumuz güney mi oluyor? Yani böyle bir yoldan da gideceğiz daha. Böyle geldik. Aslında yol olarak da kemerin üstünde bir yer var. Aynı konumda gibi. Kemerden 18 kilometre yukarı çıktığınızda orada da bir yayla var. Orada da kemerlilerin yaptığı, kemerlilerin yaşadığı yazlık gibi bir bölge var. Çok güzel bir yer. Ama bundan herhalde, evet, 2 ya da 3 sene oldu herhalde. Evet ya, 2-3 sene oldu. Allah hatırla, en az 2 sene oldu. Herhalde yılbaşında 3. seneye girecek yani. Böyle hatırlıyorum. Vallahi bilmiyorum ki. Ya da 2'ye de gelecek olabiliriz. O yayla yerinde bir kendime bir yer bakmıştım. Keşke kemerde öyle bir yerde bir yerim olsa. Tabii buradan daha güzel. En azından Antalya kemer ulaşımı çok şey, basit ve kolay. Burası biraz daha hızlı bölgeler ama güzel tabii. Her yerin ayrı bir güzelliği var. Neyse, orada daha güzel. O zaman bana oradaki bakkaldan tüy almıştım. Bir dönümü 150 bin lira demişti. Hatta biri aldı, ev yapıyor şu an, git bak demişti. Hatırlıyorum o evi de.
Ben 2 senedir falan Aslan Bucağı'nın üzerindeki yere gitmedim. Aslan Bucağı'ndan 18 kilometreydi. Burası yani Kemer ile Aslan Bucağı'nın arasında herhalde bir 4-5 kilometre var deniz. Yani 22-23 kilometre ama çok güzeldi, o ayrı. Burası inan yani aynı ya. Yani şey yolu biraz daha buranın kötü. İşte gözüken güneşin şeyiyle Kalemköy. Güneşten gözüküyorsa tam işte tam karşım şu açıyla şey orası, bizim kalem orası. Şurada bak ticari bir işletme yapılmış. Hüsamettin abi yapmış. Böyle 800 lira şu dağın güzelliğine bak. Oradan şelale oradan bakıyor. Kışın yağmur iyi olduğu zaman orası. Toroslar dünyanın en güzel dağları ya. Bütün dünya gezdim ya, iyi bilirim. Uf, araba resmen gidiyor ha. Gerçekten kaydı ha. Demek gaza maza basan Allah korusun ha. Ne kadar tehlikeli ya. Yalnız bu ara sıcaklıkta 30 gösteriyor yani. Yayla falan diyoruz ama pek de yayla gibi değil.